kuzu sırtından arasındaki kaşar erimeye başladı. Tamam. Sevgili dostlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Adana'nın metal sanayisinin tam da içindeyim. Allah'a şükür arabamız bozulmadı. Bizi buraya çeken bir lezzet. Biliyorsunuz sanayide kötü lezzet olmaz. Biz de bu felsefeyi takip ederek buraya kadar geldik. Sanayiye kadar geldik. Kadir Usta'm çok güzel mekanda çok güzel lezzetler yapıyor. Şimdi içeriye geçelim. Kadir Usta'mızla hem tanışalım hem de o yapmış olduğu bir spesyal var ki akıllara zarar. Onu tadımlayacağız. Hiç vakit kaybetmiyoruz o zaman. Videomuz başlasın. Kadir Usta, kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sanayideyiz. Adana sanayisinde. Evet. Sanayide kötü lezzet olmaz felsefesiyle bu felsefeyi takip edip buraya kadar geldik. Kesinlikle. Hoş geldiniz. Sizin, hoş bulduk. Çok özel bir spesiyaliniz varmış. Evet, tabii taşra spesiyalini de size birazdan tattıracağız inşallah. Bu sipariş çıkarttan sonra Adana, hazırlayalım. Adana'daki Adana kebaplardan bir farkı var mı ustam bunun? Yok, yani... El kıyması mı? Zırhta çekiyoruz. Hı hı. Bir kısmı da makinede çekilmiş ama tamamen kendisini, biz sinirlerini falan ayıklıyoruz güzelce. Bir bu makinede da... neden çekiliyor onu anlatabilir yani, misiniz? Neden çekerler kebapçılar bunu makinede artık? İş biraz eskisi gibi değil. Potansiyel yükseldiğinden dolayı artık tamamen %100'ünü el kıyması yapamıyorlar. Evet, bundan o yüzden. Ne kadar mesela makine kıyması ne kadar koyuyorsun içerisine? Ya yer yer ya olabiliyor yani, diyelim ki 10 kiloysa bunun 5 kilo kadarı el kıyması olabilir yani. Burası metal sanayi sitesi 10. blok. Hemen güvenlik noktasından içeri girer girmez sağda ilk arada iş bankasından sağa giriyorsunuz. Sağda ilk arada 150 metre ileride solda. Usta, memleket neresi? Memleket, ben Mardinliyim. Adana'da bu kebap işlerini en çok Mardinliler yapıyor zaten. Evet, aynen, kesinlikle. Biz de herhalde doğru adrese geldik diye düşünüyorum. Aynen, aynen. Yani biz de ustalarımız buranın yerlileriydi belki ama şu anda genel olarak biz Mardinliler bu işin içindeyiz. Hmm. Var farklı memleketten yapanlar da vardı ama genelde birçok kebapçı Mardinlidir yani. Hmm. Usta, kaç yıl oldu bu işlere başlayalı? Yani oldu ya, yaklaşık 30 yıldır. Burada sanayide ne kadar var süredir artık? Sanayide de 12 yıldır burada esnafım. 12 yıldır. Evet. Sanayide kötü lezzet olmaz. Kesinlikle. Zaten lezzet ilk önce sanayiden çıktı. Evet. Yani sonra yayıldı dışarıda. Zaten burada sıkıntılı bir üretim yapmış olsan sen, yani 12 damağı vurmasa bu lezzet kimse gelmez değil mi? 12 yıldır burada duramazsın. Aynen öyle. Sunum bu şekilde. Adana kebap sunumu. Evet. Bu şekilde fiyatını alabilir miyiz usta? Bu şekilde servislerimiz 40 TL. Yanında tabii bunun garnitürleri var, cacık var. Ezme salata, mevsim börek salatası, bir de kendimize has bir böreğimiz var, onu veriyoruz. Hmm. Birazdan taşra spesiyali size tattırırken inşallah onu da gösteririz. Taşra spesiyal dediğimiz etin üzeri yerinden. Neresi oluyor usta burası? O kuzu sırtı. Bonfile dedikleri veya küşleme dedikleri yer mi? Yok, orası küşleme daha farklı bir şey. Hmm. Burası kuzunun sırtı. Şöyle sinirlerinden ayıklıyoruz. Şöyle sırttaki diğer siniri de aldıktan sonra. Allah Allah, zor bir işmiş ya. Yani şöyle, yani kuzunun en özel yeri. Şimdi ustam bu spesyal 8 tane parça veriyorsun bu şekilde. Evet, 8 tane veriyorum. Kaç gram yapıyorsun bu şekilde? Külbastı tarzında. Yani yaklaşık 200 gram. Şöyle dövülmüş. Bir
dakika ustam, taze sarımsak mı kullanıyorsun? Evet, yani mevsiminde taze sarımsak. Daha sonra olmadığında normal kuru sarımsak olabiliyor. Biraz daha hafif oluyor taze sarımsak. Diğerine nazaran. Kaşar yiyorum, sarımsak var. Evet, evet. Etleri bu şekilde dövdün. Dövdüm, şöyle dört tanesinin içine kaşarımızı katıyoruz. Ondan sonra diğerlerde kapak olacak zannedersiniz. Aynen öyle. Şöyle sarımsaklarımızı da şöyle paylaştırıyoruz. Ondan sonra bu şekilde. Bu şekilde dört adede düşmüş oldu. Bunu bir de terbiye sosluyorum. Görüntü yalan söylemez sevgili yani. Ustam. Görüntü yalan söylemez. Yani. Ama çok lezzetli olacağını biliyorum. Tereyağı yapalım. Ciğerimiz yarım piştikten sonra, şöyle hafif sulandıktan sonra kendimiz şöyle bir soplu baharatlı bir sos yapıyoruz. Biz bu şekilde ciğeri yapıyoruz ve bu şekilde müşterilerimiz çok beğeniyor. Beğenilmeyecek gibi değil ki ustam ya. Yani. Şuna bakar mısın? Keşke ciğer mi yeseydik ya. Vallahi. Senin spesiyalden söyledik ama o da eminim çok lezzetlidir ama. Valla ciğer de çok güzel ya. Kuzu sırtından arasındaki kaşar erimeye başladı. Sadece sende var o zaman. Yani benzer şeyler vardır başkalarında da bu şekilde biz yapıyoruz yani. Ciğer koyun ciğer mi? Ustam. Ciğer, kuzu ciğeri var. O da dolapta var. Yalnız tosun ciğeri de kullanıyoruz. İkisi de bunda var mı tosun ciğeri? Var. Bu tosun karışık ciğeri mı yoksa sadece? Yok, karıştırmıyorum. Tosunsa tosun. Ama kuzu, yiyen kişi biliyor değil mi bunu? Kuzu, tabii sorana ben diyorum abi. Dana, tosun neyse. Kuzu. Fiyat farkı oluyor mu arasında? Çalışıyoruz, 3 kuruş para kazanacağız diye onu da haram karıştırmaya gerek yok. Aynen. Fiyat farkı var mı ustam arasında? Aynen o zaman. Evet. Lezzet farkı var mı? Yani bazıları soruyor ya, kuzu ise yerim diyor. Ben diyorum abi sen ye, ben sana beğenme garantisi veriyorum. Adam yiyor, kimisi takviye istiyor. Özel bir işlem yapıyor musun tosun ciğerine? Yok işte yaptığım gibi şu anda. Dinlendirme falan bir şey yok yani. Yok yani. Onu doğrarken onun bir zarı var, onu alıyorum, sinirlerini alıyorum güzelce. O zaman genç hayvandan yapıyorsun muhtemelen. Güzel. Lezzetli olduğuna göre. Çok güzel. Esyara iki börek mi atıyorum? Olaylara bak, olaylara. Ciğer için mi? Evet, bunlar ciğer için. Spesiyalin tereyağı.
Şöyle bir bakalım. Ciğer, evet, ciğer servis bu şekilde. Ciğerin fiyatı ne kadar ustam? Yani fiyatlarımız ciğer, kuşbaşı, Adana kebap gibi ürünlerimiz hepsi 40 TL. Diğer ürünler var. Örneğin pirzolamız var 70 TL. Spesyalimiz 70 TL. Böyle bu ürünler hem gramajı yüksek hem daha özel siparişler. Şu anda Taşra Spesyal'da gördüğünüz gibi. Evet, bunları verin arkadaşlar. Ustam artık pişsin. Karnımız acıktı. Evet. Yağımız da olmaya başladı. Şimdi çekeceğiz spesyalimizi. Bu spesyalin tabağı mı? Spesyalin tabağı. Masaya da koyayım ben. Evet. Spesyal istedik ama senden ustam diğer ürünlerini de görmüş olduk. Adana kebabını, ciğerini görmüş olduk. Bir kuşbaşını göremedik. Onu da iyi yaptığına eminim zaten. Yani bizde... Şimdi olay bitti mi? Hayır, tabii ki bitmedi. Tabii bitmedi. Daha tereyağımız var. Tereyağıyla buluşma zamanı. Aynen. Tamam. Şimdi bitti. Ustam ellerine kollarına sağlık. Afiyet. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Masaya geçiyorum. Tamam. Tadına bakacağız. Tamam. Teşekkürler ustam. Eline kolluna sağlık. Evet sevgili dostlar. Sanayide kötü lezzet olmaz felsefesiyle geldik. Ve karşılaştığımız manzaraya bakar mısınız? Şimdi yemede yanında bekle bunun. Olur mu? Hemen tadına bakıyorum soğutmadan. Bismillah. Gayet yumuşacık. Böyle beyti havası var. Çünkü içinde sarımsak var. Çok güzel. Ne alırsanız alın masada. Bu şekilde yanında bir tane börek ikramları. Tabi salatalarla beraber. Nasıl? Mükemmel. Ustamız size ait. Spesyal. Evet, evet. Tadı çok güzel. Sırt etinden yaptın zaten. Kuzu eti, yani sırt eti. Kuzunun özel sırt etinden. Pamuk gibi. Şöyle cacıktan da alalım biraz. Şöyle ekmek arası yapmak istiyorum. Şöyle. Durgun geç bari. Şu kaldı ya. Evet, kaldı. Yok yeter. Yeter mi? Şöyle ekmek arası da bir bakalım tadına. Güzellik yani. Onu bitirirse. Onun dönüldü. Onunla beraber güzellik. 3 tane geri aldı. Bu masanın fiyatı sevgili dostlar 70 lira. 200 gram et var burada. İçerisinde ustamızın yapmış olduğu kaşar koydu arasına, sarımsak koydu. Vallahi lezzet tavana vurmuş. Çok fena, çok. Şunu da bitireyim. Muhteşem valla. Evet sevgili dostlar, siz de bu lezzeti merak ediyorsanız sanayide ustamı bulun diyorum. Taşra Kebap Adana Metal Sanayi'nde. Yeri o kadar zor değil zaten söyledi. Ben haritaları da bırakacağım. Konumlara bırakacağım. Eğer bu lezzeti tatmak istiyorsanız, merak ediyorsanız mutlaka ustamızı bulun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.